Bir elde silah, bir elde molotof. Önce taradılar, sonra yaktılar. Terör örgütü gece Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde yol kesti. Yaklaşık 60 kişiden oluşan silahlı grup ilk olarak Iğdır Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Bardaklı Köyü mevkiinde tırları durduran teröristler burada kimlik kontrolü yaptı. Teröristler sadece kimlik kontrolüyle yetinmedi. Bazı araçlar ateşe verildi. Mənə dedilər saxla, 60-70 kişi olaydı. Dedilər saxla, mən elə istədim saxlayım, mənə ateş atdılar. Daş atdılar maşıma. Silah kullandılar. Silah attılar. Farklı bir grupsa aynı saatlerde bir başka noktada Gürbulak sınır kapısı yakınlarında eylemdeydi. PKK'lı teröristler dur ikazlarına uymayan tırlara ateş açtı. Bu şekilde durdurulan araçlara da molotof atıldı. Yolda bir sürü adamla karşılaştım. Adamlar çıktı bana ışık saldılar. Ben de zannettim kaza falan olmuş. Ben arabanı durdurdum. Durdurarken böyle bir şeylerden ateş attılar. Böyle arabamı yandırdılar. Saldırı sırasında İran plakalı tırlar hedef oldu. Yanan iki tır kullanılamaz hale geldi. Yine de geldiler benim yanıma. Evet. Arabanın altına ateşleri çırpırdılar. Evet. Ben de gördüm araba yanacak, tam yanacak, yana yana tekrar yürüttüm. Bir kilometre yana yana geldim. Üst üste gelen bu iki saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Polis ve jandarma Türkiye-İran karayolunu sabaha kadar trafiğe kapattı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte geçişler tekrar başladı. PKK Nusaybin'de de boş durmadı. Kendilerini örgütün gençlik hareketi olarak nitelendiren bir grup ellerinde tabanca, üzerinde ise intikam birimi yazan tişörtlerle sokağa çıktı. İlçedeki en işlek caddeyi trafiğe kapatan grup daha sonra ses bombası, molotof ve havai fişeklerle polise saldırdı. Ekipler ise bu saldırıya basınçlı su ve gaz bombalarıyla cevap vererek PKK'lı grubu dağıttı. Bu sırada gruptan bazıları da yakayı ele verdi.